korkusu olan çocuklara nasıl bir yol izlenmesi lazım? Özellikle belki siz demin biraz bahsettiğiniz tamamen uyutulup yapılabilir böyle çok korkusu Tabii olan ki. hani bir şekilde kaçıp birkaç kaçma girişimi olan bir çocuk için. Tabii ki şimdi aslında çocuklara her zaman doğruyu da söylemek lazım. Evet. Bazen meslek hayatımızda şununla karşılaşıyoruz. Aile randevu saatinde tam geliyor, her şey hazır, kıyafetine kadar ama çocuk sünnet olacağını bilmiyor. Bilmiyorum. Hekim için de, çocuk için de, aile için de son derece sancılı bir tablo oluyor. Orada hani böyle bir aldatmacaya girmek yerine bu az önce anlattığınız şekilde bir gün önceden gelse çocuk, konuşulsa, doktorunu Tanışılsa. tanışsa tabii ki soracağı bir şey olabilir. Çocuğa bu hak her zaman verilebilir. Onun yanıtları verilse, çocuk rahatlasa ve ertesi günde gerçekten bu işlemi olacağını ve olduktan sonra da gideceğini bilerek gelse çok daha şık, çok daha güzel olacaktır benim kanaatim. Tabii ailelerin sabrı mı diyelim, günümüzün hayatının koşturmacası mı diyeyim. Bunlar hani oturup konuşmaya insanlar bazen zaman bulamıyor, gözlemlediğim o. Bu da işte sıkıntılı, sancılı bir durum çocuk içinde. Acaba beni aldatıyorlar mı? Acaba saklıyorlar mı? Acaba gerçekten az Veya bir önce... daha hastaneye gideceği zaman o zaman gitmek istemeyebilir veya Kesinlikle, yeniden böyle kesinlikle. bir Tabii. tehlikeyle mi karşı Tabii. karşıya gelebilirim Onun diyebilir veya için aileye, anneye babaya karşı güvenini kaybetmiş olabilir. olabildiğince Doğru, doğruyu açık. söyleyip açık davranmak, işlemin doğrusunu anlatmak, bunun aile yetişemediği yani ailenin anlatamadığı noktada hekimin tamamlaması gerçekten çok önemli. Neticede olayı çok basite indirgeyerek de çocuğa anlatmamak lazım. Bir 10 dakika işlem çünkü yani 10 dakikayı geçmiyor. Bu arada tabii işin cerrahi kurallarla yapılmasını söylerken toplumda hani lazerle sünnet işte Hayfa dediğimiz ısıtarak derinin alınması gibi durumlar da çok soruluyor. Bu konuda da bir bilgi eksikliği var. Ben her zaman dinleyicilerimize, izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Tam anlamıyla cerrahi bir sünnet olsun. Deri o şekilde alınsın. Daha sonra olan bir takım sızıntılar, kanamalar orada durdurulsun, dikişler atılsın. İşlem böyle yapınca iyileşme süreci daha güzel olur. İlerleyen yıllardaki şekil ve fonksiyon açısından daha iyi bir kalite sağlanmış olur. Diğer yöntemlerden kaçınılması, itibar edilmemesi, işin cerrahi olarak yapılmasını öneririm. Diğerleri biraz daha böyle hani stand-up, belki bir sağlık kabininde yapılabilecek tatil bölgesinde yöntemler. Çok bu tip şeylere girmemelerini öneririm. Gerçekten bir hastanede bir uzman hekim tarafından yapılması çocuk açısından çok çok önemli. Sakıncalı durumların olmaması açısından. Zira sünnet işlemi sonrası peniste olan bir eğrilik, bir deri fazlalığı, bir asimetriklik veya işte bir deliğin altta olmasının atlanması veya bir yumurtanın yukarıda kalmış olması, bunun görülmemesi çocuğu daha sonra ikinci bir müdahaleye, düzeltme işlemine sokacaktır. O ikinci şeyler daha travmatik oluyor çocuk için. Ne kadar anlatsanız onu kırmak, yıkmak daha zor oluyor.